Savunma sanayi harcamaları 2022 yılı sonunda dünya üzerinde ilk defa 2 trilyon doların üzerine, 2 trilyon 22 milyon dolar olduğu üzerine bir bu SPRI'nin, Uluslararası Araştırma Kuruluşu olan SPRI'nin ortaya koyduğu veriler 2 trilyon dolarlık bir harcama olduğunu ortaya koyuyor. Bu 2 trilyon harcamanın yaklaşık 200 milyarın üstündeki 230-240 milyar dolarının İslam ülkeleri coğrafyasında harcandığını görüyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi harcamaları geçtiğimiz yıl 20 milyar dolar civarındayken bugün 30 milyar dolar civarına yaklaşmıştır. Bütün bunlara baktığımızda İslam coğrafyası kendi ürettiği yeraltı kaynaklarını, doğalgazını, petrolünü batıya satıyor. Batıdan getirdiği parayı tekrar batıya savunma sanayi ürünlerini satın alarak gönderiyor. Üstelik onlardan aldığı savunma sanayi unsuru silahlarla kendi halkına bomba atıyor, bomba yağdırıyor. Kendi kandaşı ve kendi soydaşıyla savaşıyor. Dolayısıyla Batı ellerini ovuşturuyor. Ne yapıyor? Biz hem petrol alıyoruz diyor. Petrolü kullanıyoruz diyor. Hem onlar sanayileşmiyorlar diyor. Hem de bizim savunma sanayi ürünlerimizi alarak onların parasını tekrar geri alıyoruz diyor. Böyle bir kısır döngü içerisinde ilerleyen bir medeniyet coğrafyamızı düşündüğümüzde Türkiye'nin içerisinden böyle bir kuruluşun, aslan gibi bir kuruluşun ortaya çıkıp da siyasi iradeye, İslam Birliği'nin nasıl olması gerektiği üzerine bir yol haritası çizen çalışmaları ortaya koyması elbette ki istenmeyecektir. Çünkü bugün Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin kuruluşunda Lozan Anlaşması'nın aslında imzalanmasının arka planında artık bunu herkes o şekilde olduğunu düşünüyor. Yazılı bir belge ve bilgi ve kanıt olmamasına rağmen bu öyledir. Ben de onun öyle olduğuna inanıyorum. Özellikle hilafetin kaldırılması şartı konulmuştu. Hilafetin kaldırılışından sonra İngiltere Lozan Anlaşması'nı imzalamıştır. Dolayısıyla böyle bir kuruluşun gözde olması ve ötelenmek istenmesi gayet normaldir. Burada önemli olan şey şu, sonucu ne olursa olsun bizim sarı öküzleri vermeden, kendi iç dinamiklerimizle, geleceğimizin de ne olduğunu düşünmeden, çocuklarımızın başına ne geleceğini düşünmeden bu oluşumların yürümesi için ve başarıya ulaşacak çalışmaları ortaya koyması için gerekli olan her türlü aksiyonu ortaya koymamız noktasında bir irade ortaya koymamızda devamlılık göstermemiz gerektiği inancımı da belirtmek istiyorum.